Bu sene ikincisini gerçekleştiriyoruz Bağcılar Kitap Fuarımızın. Geçtiğimiz yıl 350 bin vatandaşımızın katılımıyla gerçekleştirmiştik. Bu sene tabii daha da büyük alanımız. 58 yayın evimiz aynı zamanda fuar alanımızda bulunmakta. Merhaba, ben Saniye Bencik Kangal. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişim Bölümü öğretim üyesiyim. Aynı zamanda çocuk gelişimiyle ilgili annelere, babalara rehber kitaplar yazmaya çalışıyorum. Ve yine onların çocuklarına resimli çocuk kitapları yazıyorum. Salih Zengin ben. Çocuk edebiyatı yazarıyım. Aynı zamanda Minika Go, Minika Çocuk dergilerini genel yayınlıyorum. Hayatımı çocuklara yazmaya adadım diyebilirim. Merhaba, ben Murat Balkaş. 1990 yılından beri bu sektördeyim. Bağcılar Kitap Fuarı'na geldik. Burada da olmaktan mutluyuz. Belediyenin böyle bir şey yapması güzel. Ben çok mutluyum öncelikle. Bu bizim gibi kitap severlerin bir araya gelmesinin çok güzel bir yolu. Biz de bir aradayız, kitapları inceliyoruz, seviyoruz. Bu konuda çok heyecanlıyım ve çok sevinçliyim. Kitap fuarları bizim kendimizi böyle adeta krallar ve kraliçeler gibi hissettiğimiz yerlerdir. Çünkü okurlarımız birebir bizimle temas halindedir. Onların böyle bizim yanımıza gelirken akıllarında bize sormak istediği sorular vardır. Onlarla gelirler falan. Biz de böyle onlara söyleşilerde özellikle bugün yaptığımız gibi onların da sorularına yanıt veririz. Şimdi okuyucuyla buluşmak, okuyucuyla yazar arasında özel bir bağ kuruyor. Ve bu bağ okuyucuyu daha böyle zinde tutuyor. O aradaki duygusal bağı da kuvvetlendiriyor. Ben geçen sene de katılmıştım bu Bağcılar Kitap Fuarı'na ikinci gelişim. Bir kere ilgi çok güzel oluyor. Can kulağıyla dinliyorlar, kitaplara ilgi gösteriyorlar. Bir yazar başka ne ister zaten? Kendisini dinleyen, kitaplarını okuyan, söylediklerine kulak veren okurlar ister. Ben Bağcılar'da bunu buluyorum ve çok keyifle geliyorum. Merhaba. Merhaba. Merhaba, ooo sen ne kadar böyle havalısın, evet. Merhaba, hep gidelim. Merhaba, şarkı yapıyorum. Merhabalar. Hangi yavaşlandığında bu Bağcılar Belediye'mizin düzenlemiş olduğu ikinci Bağcılar Kitap Fuarımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. İkinci Kitap Fuarımızın açılışı hayırlı olsun diyorum. Ya Allah, bismillah. Ya Allah. Biraz festival havasında da geçiriyoruz bu sene kitap fuarımız. Etrafında özellikle yerel sanatçılarımızın yer aldığı, kadın aile merkezimizin, diğer taraftan engeller merkezimizin destek verdiği, çok kıymetli isimlerin burada yerel anlamda konserler verdiği etkinlikler de düzenliyoruz. Yine sergimiz var. Uyduralan yazarlarımızın yurt içi ve yurt dışı yarışmalarda uyduralan yazarlarımızın sergisini de bulunduruyoruz.
Öğrencilerle birebir iletişim kurmak, öğretmenlerle tanışmak, veliyi çocukla birlikte görmek, fuarlar bu anlamda çok besleyici oluyor. Evet, bu deneyim çok güzel bir şey çünkü genelde televizyondan göz kontağı kurarak çocuklara ulaşmaya çalışıyorum. Tam kameranın ortasına bakarak çocuklarla bir diyalog kuruyorum. Aynı zamanda YouTube'daki programımda da bunu yapıyorum. Ama burada birebir canlı olarak merak ettiklerini soruyorlar bana. Yani özellikle Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Bey'in böyle güzel bir çalışması için teşekkür ediyoruz. Özellikle genç kardeşlerimizin burada kendini daha iyi geliştirebilmesi için yeni yazarları, yeni kitapları keşfetmesi önemli. Çok beğendim, çok güzel. Çok güzel kitaplar var. Kesinlikle önemli bir platform. Bir kere bunun gözden kaçan ekonomik bir yanı var. Neden? Bakın kitap fuarlarında nerede %70'e varan oranlarda indirim yapılır kitaplarda. Bunun yanı sıra sevdiği yazarın elinden o kitabı alıyor, imzalatıyor, onunla konuşabilme, onun söyleşilerde dinleyebilme şansını elde ediyor. Bu yüzden kitap fuarları çok çok önemli. Bir daha söylüyoruz. Sadece Bağcılar'daki arkadaşlarımızı değil, bütün İstanbul'u bekliyoruz. Niye biliyor musunuz? Türkiye'deki en güzel gezi fuarlardan birisi şu anda Bağcılar Belediye Başkanımızın talimatlarıyla yapılmış ve gerçekten mükemmel çocuklar. Hepinizi bekliyoruz. Koşun koşun gelin. Kitap fuarları bir medeniyetin oluşması, bir medeniyetin köklüleşmesi, nesilden nesile değerlerin intikali ve kitabın, okumanın, öğrenmenin, hayatımızı güzelleştirmenin en birincil malzemesi ve vesilesi. O yüzden de kitap okumak hayatın olmazsa olmazı, ekmek gibi, su gibi, hava gibi. Bir yazarın en mutlu olduğu yer okuyucularıyla buluşmuş olduğu yerdir. Onların böyle gözlerine baktığı, onların kitaplarını imzaladığı ve onlarla sarıldığı andır. O yüzden tabii ki çok mutluyum, çok keyifliyim. Şunu söylemek isterim, mutlaka çocuklarınızı kitap kokusuyla büyütün. En güzel koku kitap kokusu çünkü. Öncelikle genelde gençlerin artık kitap dediğimiz metaya yaklaşımları daha sıcak ve kitabı biliyorlar. Buradan böyle hızlıca geçerken bir genç kapağını gördüğü bir resimden geçmişe dair bir hatırlamayla durup kitabı eline alıp bir heyecan yaşıyor. Arkadaşını yanına çağırıyor. Abdullah Bey'in çocukları özellikle fuara çekmek için bütün okullara dağıttığı hediye çekleriyle beraber gün içerisinde yoğun bir öğrenci akışı oluyor burada. Bilgi yarışmaları yapıyorlar, çok eğleniyorlar ve çok keyifli. Hepsini seneye tekrar gelmek istediğini belirtiyorlar. Ben de çünkü bütün gün alandayım. Bununla beraber tabii hem yerelliğin hem de aidiyetin vurgulanmış olması bence fuarın en önemli iki noktalarından biri. İnşallah seneye daha kapsamlı bir şekilde, daha çok yayın evi ve daha çok katılım ve daha çok etkinlikle üçüncüsünü ikincisinden de öteye taşıyacağız. Biz yazarlar işte kitabı yazarız ve onun kime ulaştığı, okurda nasıl bir etki bıraktığı hep bir muallaktır yazar için. Yani suya atılmış bir taş gibidir ve o taş işte dalga dalga yayılır. Onu izlemek için o derenin başında, gölün başında bulunmanız gerekir. Fuarlar işte yazarlar için aslında bu göl gibidir. Yani bilgi çağımızın en önemli sorunu. Doğru bilgi, sağlıklı bilgi. Dolayısıyla o sağlıklı ve doğru bilgiye ulaşmanın yollarından bir tanesi de kitap fuarlarıdır. Keşke her ilçede, ilde, köyde, kasabalarda bu kitap fuarlarını yaygınlaştırsak, insanın bilgiyle iletişimini artırsak. Başka dünyalara gitmek için, başka insanları, başka coğrafyaları tanımak için kitap okumak benim en sevdiğim şey şu hayattaki. Yani kitabımı da onlarla paylaşmak nasip oldu. Bunlar güzel şeyler, beni çok mutlu ediyor ama konu benim kitabımı okumak değil, yeter ki ne olursa olsun, hangi dağdan, hangi ülkeden, genç yaşta fark etmez, ne olursa olsun kitap okusunlar, oku diye başlıyor her şey. Valla şöyle, bazı kitap fuarlarında genelde siz konuşursunuz. Onlar sizden yararlanmaya çalışır. Pozitif anlamda söylüyorum. Çok etkileşim olmayabilir ama burada ilginç olan şu, hem katılımcı fazlalığı hem de soruların niteliği, soranların merakı. Hiç ummadığınız insanlardan ummadığınız sorularla karşılaşınca gerçek bir diyaloğa dönüşüyor. Ben sadece fikir vermeye, görüş belirtmeye değil, aynı zamanda onlardan yararlanmaya geliyorum Bağcılar'a her seferinde. O yüzden teşekkür ediyorum.
Tabii bunun avantajı şu, çok farklı kesimlerden daha önce görmediğiniz, sizi görmeyen kişilerle buluşuyorsunuz. Bu büyük bir avantaj. Orada ilgi, onların ilgisi, sevgisi sizleri diri tutuyor ve yaptığınız işe saygınız artıyor. Yani şöyle, bu aslında bir karşılıklı kazanım süreci. Sadece siz bir şey anlatmıyorsunuz. Aslında orada bulunan insanlar da varlıklarıyla ve size sordukları soruyla bir şey anlatıyorlar. Bu buluşmayı yapmasak biz onlardan nasıl haberdar olabiliriz ki? Burada hemen ayaküstü imza alıp gidiyormuş gibi gelen insanlar aslında o kadar çok şey bırakıyorlar ki. Bir örneğini hemen göstereyim. Bakın cebim küçük küçük notlar ve mektuplarla dolu ve bunları bugün buradaki insanlar bıraktı. Ben eve gidince akşam bunları okuyacağım. Eğer bu notları okumazsanız bir sonraki kitabınızı yazamazsınız. Eğer bu insanlar alıyorsa kitaplarınızı, bu notları cebinize bırakma hakları olmalı. Zevkle şehadet şerbeti içenler, müjde veriyor bir güneş doğuyor. Okurlar karşınızda imza ya da söyleşi için bulunduğunda doğal olarak o güne kadar okurla aranızdaki kurulan o derin bağın onların yüzüne yansıyan hallerini fark ediyorsunuz. Bu da ister istemez okurla yazar arasındaki o güçlü ilişkinin bir kez daha ortaya çıkması anlamına geliyor. Bu ilişkiyi, bu bağı okurla metinler üzerinden, hikayeler, karakterler üzerinden kurduğumuz o ilişkiyi okurun yüzünden okumak, bizi ortaklaştıran, bizi yakınlaştıran o hikayenin onun kalbinden yüzüne yansıyan izlerini okumak beni açıkçası heyecanlandırıyor diyebilirim. Kadın Aile Merkezimizdeki gastronomi bölümünde eğitim alan öğrencilerin çıkarmış oldukları ürünler, yiyeceklerin servis edildiği standlarımız da var. Tam bir aslında kültür ve sanatın tarafıyla da aslında sergilendiği bir alanı oluşturmuş olduk. Bu anlamda çok güzel etkinlikler. Bugün 6. günündeyiz kitap fuarımızın. İnşallah pazar günü 9. günde nihayete erecek. Ama bu sene daha da büyük bir katılımla gerçekleşiyor. İnşallah bir yönüyle de aslında okur yazarlığın artması adına da önemli bir adımın atıldığını görüyoruz net bir şekilde. İnşallah özellikle gelecek dönemlerde iyi yazarların çıkmasına da vesile olmak istiyoruz. Bir tarafıyla da burada etkinlik çadırımızda yazarlarımızla da gençlerimizi buluşturuyoruz. Orada da önemli gençlerimizin kazanımları oluyor. Özellikle biz Bağcılar'da ve Bağcılar etrafındaki bütün komşularımızı fuarımıza bekliyoruz. Tamamına yer verilmiş bir fuar alanıydı aslında pek çok alanda. Bir yanda liseli gençler konser veriyorlardı, bir yanda gençlik merkezindeki çocukların, gençlerin yaptıkları kara kalem çalışmalarının sergisi vardı. Çok keyifliydi, teşekkür ediyorum güzel davetiniz için. Bence hep çok güzel bu arada. Olabildiğince gelmeye çalışıyorum. Türkiye'nin çeşitli yerlerine de gidiyorum. Kitap fuarlarının ve o imzaların ambiyansı biraz normal seminerlerden daha farklı oluyor. Her zaman ilginç sorular oluyor, her zaman ilginç insanlarla karşılaşıyorsun. Aslında rengarenk. Sanırım kitaptan kaynaklanıyor. Kitabın olduğu yerde insanlar da rengarenk oluyor. Belki de bak kitap okuyan insanlar da rengarenk olabilir, o da olabilir. Yani teknik olarak bir bağlantı olmak zorunda. Mesela seminerde konuştuğun insan tipiyle normalde aynı insanlar olması gerekiyor. Kitap fuarlarında gördüklerinin arasında böyle bir yükseklik farkı oluyor. O yüzden diyebiliriz, kitap okuyun renklensin çünkü kitap okuyan herkes renklidir. Toplumun nabzını tutmuş oluyoruz. Onlar bize sorular sorarak öğrenmek istediklerini öğrenmeye çalışıyor. Ama aslında o sırada öğrenen biziz, yani öğrenci olan biziz. Kitlenin davranışlarını, toplumsal yapısını ve düşünce yapısını öğrenmiş oluyoruz. Bize çok katkı sağlıyor. Evet.
Ben kitap okumayı çok seviyorum. Ya fuarlardan alıyorum genelde kitaplarımı. Ya beklentim böyle şeylerin çok daha sık yapılması. Çünkü çevremizde yok ve biz şu an Bağcılar'da oturuyorum ve TÜYAP'ta oluyor genelde. O tarafa kadar gidiyoruz yani. Burada yapılması ve sürekli arz edilmesi bizim için çok önemli. Ya tabii de küçük, acaba ağaç yaşken eğilir derler yani. Küçükken bazı şey verilen şeylere o çocuk için ileride daha da büyük alışkanlıklara dönülür. Yani bu kitap okumak gibi buna da içine katabiliriz yani. Bu etkinlikler gayet güzel. Çok sihirli bir iş yapıyoruz. Kitabı satmak kavramı bize çok uzak bir kavram. Çünkü bir gence veya bir büyüğe, bir bireye verdiğimiz bu meta hayatına dair çok enteresan şeylere başlangıç olanağı sağlayabiliyor. Dolayısıyla kitap fuarları bence yeryüzünün en fantastik ve en sihirli mekanlarıdır. Anlattığım hikayelerin okurun dünyasındaki izlerini o küçük karşılaşma anlarında duymak, onların ağzından duymak. Belki senin çok üzerine düşünmediğin ama bir şekilde sezgisel olarak değerli bulduğun bir şeyi anlatırken karşındaki insanın dünyasında kocaman bir kapı açtığını, hayat duygusunu yükselttiğini görmek açıkçası yazarlığın en sarsıcı anlarından biri olduğunu düşünüyorum. Bu bir tür mucize gibi bir şey. Şunu söylemelerinden çok büyük bir keyif alıyorum. Siz benim hayatıma dokundunuz direktim. Yani en güzel yaşanan olay bu. Birinin hayatına, duygusuna ve düşüncesine dokundum. Bağcılar'da bulunmaktan ve kitap fuarındaki yoğun ilgiden dolayı emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Başta Sayın Başkan olmak üzere ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Hakikaten çok verimli geçti. Güzel sorular, cevaplar, harika fotoğraflar çektirdik ve uzunca da bir kuyruk oldu. Bu da şunu gösteriyor. Aslında programımız ve kitaplarımız muhataplarıyla buluşuyor ve karşılık buluyor. Dolayısıyla vesile olduğumuz için ve Bağcılar'la buluştuğumuz için bence çok güzel bir gündü. Sağ olun. Hepsine geldikleri için, değerli katkıları için, kitaplarımı okudukları için ve Bağcılar Belediyesi'ne de davetleri için çok teşekkür ediyorum. Daha önce İstanbul üstünde yapılan birçok ilçe belediyelerin fuarlarıyla Bağcılar'ı karşılaştırdığımız zaman Bağcılar içinde demiyorum bulunduğum diye şu anda bugünkü bu kalabalık, bu ilgi birinci sıraya geçmiş diyebilirim. Bağcılar'da bir kitap fuarı geleneğinin başladığını söyleyebiliriz. İnşallah çok daha iyi yerlere gelecektir. Kitap fuarımızın ilkini geçtiğimiz sene göreve gelmiş olduğumuz ilk ayımız içerisinde gerçekleştirmiştik. 350 bine yakın kitap dostuyla burada buluşmuştuk. Bu sene kitap fuarımızı daha da hem mekansal alanda büyüterek hem aynı zamanda söyleşilerimizi, yazarlarımızı, önemli isimlerimizi artırarak geliştirme gayreti içerisinde olmakla birlikte aynı zamanda çok güzel olan Bağcılar Meydanımızı, kültürün, sanatın aynı zamanda ev sahibi olan Bağcılar Meydanımızı daha da güzel bir içerikle zenginleştirmek istedik. Geçen yıl 350 bin olan ziyaretçi sayımı bu sene 500 binleri aştı elhamdülillah. En önemlisi de aslında kültürün ve sanatın yaygınlaşarak, büyüyerek devam ettiği bir Bağcılar hayalimizin gerçeğe dönüştüğünü görmek oldu. Bu anlamda ben Bağcılarlı güzel komşularımıza büyük bir alkış istiyorum. Bu kitap fuarımızda bizlerle beraber oldukları için okuyan, öğrenen, geliştiren, muhakeme eden bir nesli de hayal ediyoruz. Bu nesli de burada görmüş olduk. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.